Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dün maalesef dedemi kaybettim. Buradan başsağlığı dileyen, arayan, soran bütün dostlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Ama hayat bir şekilde sürüyor. Baya baya yaşlıydı kendisi. Hani hastanede bir nevi acı çekiyordu. İnşallah Allah kurtarmıştır diyelim. Dediğim gibi arkadaşlar hepinize de tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Beşiktaş sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Konya Spor'la 3-3 berabere kaldı ve sezonu 3. sırada tamamladı. Üstüne öyle bir etiket yapışmış ki Beşiktaş'ın. Yani 41. dakikada 2-0 öndesin ama rakibin 65'te kırmızı yiyor. Skor 3-3 ama yine de beraberlik dağıtılıyorsun. Fakat ben söylemiştim size değil mi? Bunlar bizden de beter diye. E sosyal medyada benim o meşhur bir videom var. Onu görmüşsünüzdür. Bizimkiler şeyse Beşiktaş birden daha da şey diye. Yani durum bu. Fenerbahçe Süper Ligi ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Toplamda 23 kez Süper Ligi ikinci sırada bitirme rekoru bizde. Yani düşünün. Bir şampiyonluk sayılarına bakın. Bir de ikincilik sayılarına. Giresun Spor küme düştü. Fenerbahçe Giresun karşısında 2 maçta 5 puan kaybettim. Hayır Fenerbahçe Atilla Salahin'in bir hatasıyla Giresun karşılaşmasında 2 puan kaybettim. Yoksa Giresun şampiyon yapılan Galatasaray'ı da deplasmanda yenmeyi başarmıştı. Yani onu bilin istedim. Her iki takımı da yenip de küme düşmek o da enteresan. Galatasaray demişken Galatasaray şampiyon olması halinde satın alma opsiyonu zorunlu olan Kaan Ayhan'ı 2.8 milyon euro bedelle transfer etti. Aynı zamanda bize gelen duyumlara göre Zanyolo'nun 5 milyon euroluk daha opsiyonu varmış. Onu da kullanmak zorunda kaldılar şampiyonluktan dolayı. E tabi bu e Galatasaray açısından düşününce normal adamlar şampiyon olmuş. Atını koşturuyor. Ama bir de işin başka bir boyutu var ki e, nedir o boyut? Maddiyat. Yani euro dolar aldı başını gidiyor. Benim transfere dair en büyük korkum bu. Ama Fenerbahçe'de başka bir korku var. Korkulan şey başka bir şey. Nedir o korkulan şey? Basketbolda da hakkın yenilmesi. Şimdi Fenerbahçe'de de... Den olağanüstü toplantı kararı federasyon acil diye bir başlık atma düşüncem var ama birçok kişi bizi yanılttın diyebilir. Şimdi Fenerbahçe Beko'dan hakem tepkisi var. Yani bu başlığı koymayın. Şimdi Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçındaki hakem yönetimine tepki gösterip TBF'ye çağrıda bulunuyor. Ve Fenerbahçe Beko bir açıklamada bulunuyor. İlgili hakemlerin ortaya koyduğu tavrın sebebini, motivasyonlarının kaynağını ve yaşanan rezilliğin açıklamasını Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan bekliyoruz diyor. Yani düşünenler için, utananlar için çok enteresan cümleler bunlar. Tabi Ali Koç yönetimi olağanüstü topluyor. Bu maçın özellikle akabinde. Ve Fenerbahçe'den de bir açıklama var uzun uza diye. Fenerbahçe Beko'nun açıklaması bu akşam Beko Erkek Basketbol takımımız. Üçüncü maçta karşı karşıya geldik. Karşılaşmanın hakemlerinin isimlerini veriyor. 97-91 ev sahibi ekip lehine sonuçlandırıldı maç. Bu maçın sonucu ne teknik adamların taktikleri sonucu ne de takımların sağda ortaya koyduğu mücadeleyle belirlenmiştir. Bu maç Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından atanan bu 3 hakem tarafından rakibimiz Efes'e armağan edilmiştir. Anadolu Efes'e maç boyunca 32 serbest atış kullanmasına izin verilirken bu sayı takımımız için yalnızca 12'de kalmış diyor. Yani bunu istiyor. Özellikle belirtiyoruz ki Türk sporunda... Hemen her branşta yaptığı maddi manevi yatırımlar, eşsiz fedakarlık, tarifsiz emekte, marka değerini, rekabeti ve reytingi ayakta tutan kulüplerin başına geliyor Fenerbahçe. Yani bu kadar hakkın yenilmesini ve bunu hakemlerle belirlemenize izin vermeyeceğiz gibi bir şeyler söylüyor ama bu üçüncü maçta kesin yenileceğimizin habercisi bence. Hocam biz de toplantı deyince olağanüstü kongre sandık. Olağanüstü kongre zor arkadaşlar. Nasıl zor? Şimdi Fenerbahçe'de, Camia'da gündem olağanüstü kongre. Ama mevcut şartlarda zor. Hem Ali Koç'un süresinin bitmesine bir yıl kaldı. Hem de aday yok. Şimdi adaylara da soruyoruz. Hepsi de aynı şeyi söylüyor. Nav, nav, diyor. Bir sene kaldı diyor. Şimdi bakın arkadaşlar, şöyle söyleyeyim size. Ee, ya da söylesem bizim siyasi içerikli olarak algılayacaksınız. Dövizin tutulduğunu hepimiz biliyorduk. Bir seviyede tutulduğunu, yani orada frenletildiğini biliyorduk. Ama bunu bir politika yapmak lazımdı. Mesela Şöyle söyleyeyim. Dolar 2 lira. Asgari ücret 2000 lira. Diyelim. Dolar 20 lira. Asgari ücret 20 bin lira olsa. Dersin ki ulan aynı. Hani aynı oranda artmış. Dersin. Yani mantık olarak aynı oran dersin. Şimdi bu da böyle bir şeye doğru gidiyor. Hani bu böyle giderse yani e, da çok etkileyecek. Hem de çok etkileyecek. Şimdi aynı şeyler kulüp için Geçerli. Mustafa Hoca başkan adayı olmak istiyor. Lan borç bilmem kaç milyar TL. Döviz almış başına gitmiş. Bu futbolculara döviz ödenecek. İşte gelirler sıkıntı. Bir de sen ne kadar umut aşılasan da o bir senelik ihale sana kalacak. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de sıkıntılı. Hani normal yol haritasını sürdürmek daha mantıklı. Ya Ali Koç varken de aday çıkması mantıklı değil. Çünkü Ali Koç aday olacak. Karşısındaki aday da aday olacak ama o adayın Ali Koç'u devirmesi için çok fazla şey yapması gerekecek. Alex de ile Arda Güler karşılaştı. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin düşündüğü isimlerden birisi. Doğru mu? Ben de bana gelen bilgiye göre de İsmail Kartal hani e, yani İsmail Kartal yurt dışında bir takımla görüşüyor. Bendeki bilgiye göre. Alex de Souza Fenerbahçe'nin idmanını takip etmiş. Bayram değil, seyran değil. Kaynanan beni niye öptü gibi. Oğlu Felipe ile birlikte gelmiş. Zira Türkiye Kupası öncesinde takımı ziyaret etmiş. Desteklerini iletmiş. Burada olmaktan dolayı mutluyum diyor. Arda'ya övgü dolu sözler. İşte merak ettiğim kısım burada. Arda Güler'in daha iyisini yapabileceğini belirtiyor Alex. Onu oynarken gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Özellikle solak oyuncular her zaman çok hoşuma gitmiştir. Bu genç yaşta A takımda oynuyor olmasından dolayı da daha da mutlu oluyorum. Potansiyelini görüyorum. Bu şekilde yoluna devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Önemli olan onun mutlu bir şekilde oyundan keyif alarak çalışmalarına devam ettirmesi diyor. Ben burada güzel bir tarih yaşadım. Onun daha iyisini yaşayabileceğini düşünüyorum diyor. Şimdi burada herhangi bir şey yok. Çocukluğundan beri onu izliyorum diyor Arda Güler'de. Çok heyecanlıyım. Oğluyla benim fotoğrafımı çekti. Çok duygulandım. Çok heyecanlıyım. Gol sevmişlerimiz, belki stillerimiz benziyor. Çocukluğumdan beri izledim. Belki hafızama kazındı diyor. Alex'in futbolcu olma hayalim var mı? Tabii ki diyor her zaman attığı golleri ne kadar mutlu olduğunu görüyorum. Yeni Alex olmak istiyorum diyor. Alex'in oğlu Felipe de çok hoşuma gitti. Yakıştı. Ben buradan ayrıyorken bebektim buraya gelmek için tekrardan hatırlamak istedim. Videoları izleyerek hatırlıyorum o günleri ben de. Yeni Alex istiyorum. Yani Alex olmak istiyorum ama hala vakit var diyor. O bir Fenerbahçe. Enner Valencia attığı 29 golle e, bir sezonda lig tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu kırıyor Valencia biliyorsunuz. Alex Denner Valencia'yı tebrik ediyor. Benim için Fenerbahçe efsanesi diyor. Yani bununla tanışmak büyük bir zevkti diyor. İyi. Bizlere de belki nasip olur. Fenerbahçe'de teknik direktör kısmında bir sıkıntı var. Özellikle Jorge Jesus kısmında. Ama Jesus kısmından bağımsız da çok fazla şey var. Şimdi transfer. Herkes aynı şeyi söylüyor. Hocam transfer, hocam transfer. Tra ama transfer, transfer şart. Şimdi... Murat Kapki demiş ki dün Fenerbahçe'nin gündeminde çok önemli isimler var. Ali Koç kafayı kırmış. Getirecekleri bir isim var. Abu Bakar'ın 3 gömlek üstü. Livakovic ile de çok iyi bir noktadalar. Bitti bitecek demiş. Livakovic'in kendisine hiçbir sıkıntı olmadığını size daha önce söylemiştim. Tek sıkıntının e, kulübünde olduğunu belirtmiştim. Ama bunu söylemesi bakın Murat Kapka Ali Koç'la arası iyi olan bir isim. Biliyorsunuz zaten. Hani ortamı yumuşatmak için ona per, e, herde olmak için mi yapıyor? Sallıyor mu onu bilemem arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi teknik direktör var, duyum var, enteresan şeyler. Ben size bir duyumdan bahsedeyim. Çok enteresan bir duyum. Fenerbahçe Eden Hazard'la ilgileniyor. Şimdi bakın, Eden Hazard. Bu ismi 5 sene önce duysanız Yıldırırsınız ama şimdi duyunca ya hocam Allah Allah eden azartma. Yaşı 32. 741 maç 200 gol 192 asist. Not son dönemleri tırt olmasına rağmen. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar. Transfer markete giriyorsunuz. Koskoca Real Madrid'in oyuncusu 5 milyon euro yazıyor. Sözleşmesinin bitmesine daha var. 32 yaşında sol kanat oyuncusu 10 numarada da oynayabilen bir isim. Bu sezon Kaç dakika oynamış? 392 dakika oynamış. 1 gol 2 asist. Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 1 gol 1 asist. La Liga'da sadece 1 asist. Şimdi böyle bir ismi getirebilir misin? Getirebilirsin. Zamanında hani kaç milyon, 150 milyon euroları görmüş bir isimden bahsediyorsun. 2 yaşında. Getirebilir misin? Getirebilirsin. Hangi mevki için? Sol kanat için. Doğru adam mı Eden Hazard? Şu transfer market verisine göre doğru değil. Yani transfer market verisine göre değil. Anlatabiliyor musun? Yoksa eğer eski haline dönerse tabii ki doğru isim. Tabii ki doğru isim. Ama eski haline dönecek mi? Bunu bilemem. Şu anki halini ister misin? Asla. Hocam şu anki haline yıllık 4 milyon euro asla. Hocam şu anki haline yıllık 2 milyon euro asla. Şu anki haline hocam yıllık 1 milyon euro olabilir. Denenebilir. 1 milyon eurodan bir şey kaybetmeyiz. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Eden Hazard'ın da bir sözü vardı. Fenerbahçe'de bir gün oynamak istiyorum diye ama yani bu transfer olur mu? Hani aynı şeyi Mesut Özil de diyordu ama sonuç ortada arkadaşlar. Nelerin olduğu ortada. Onu da söyleyeyim. Şimdi ben bu transferin hani yapılabilir ama mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe Chelsea'li orta saha oyuncusu Deniz Zahariya ile ilgileniyormuş. Zahariya. Deniz Zahariya. Şimdi oyuncu yalnız kimin oyuncusu diyor? Chelsea'li. Chelsea'li değil. Chelsea'li mi oyuncu? Güncel kulübü Chelsea. Ha şeydi ee... Allah Allah. Burada Juventus'un futbolcusu yazıyor. Juventus da Chelsea'ye kiraladı diyor. Bak Mönchengladbach'tan 31 Ocak 2022'de alıyorlar. 10.10 .10 milyon euroya. Piyasa değeri 27 iken 3 milyon euroya kira alıyorlar. O da geri dönüyor. Peki bu sezon ne yapmış? 13 maçta 1 gol 722 dakika. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. 1.90 boyunda stoperden evrilme ön libero. Zahariya belli. 20 milyon euro piyasa değeri var. Şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir futbol aklı var mı? Ulan ben bunu transfer edeyim. Alayım. Tamam mı? Ne kadar alayım? Ücretsiz kiralayayım. Oraya da yazayım. 10 milyon euro satın alma opsiyonu. Böyle bir zeka var mı Fenerbahçe'de? Yok. O yüzden ilgilenmiyoruz. Ya hocam olur mu? Allah rızası için böyle saçmalık olur mu? Ee, yapar. Ali Koç manyak değil ya yapar. Bilemeyeceğim. Ve son olarak Romelu Lukaku. Biliyorsunuz sosyal medya çalkalanıyor. Romelu Lukaku ile. Transfer market değeri 40 milyon euro. Bir kere şunu söyleyeyim. Hayallerle yaşayanı gerçeklerle şey yaparlar, sersemletirler. Dikkat edin. Hayallerle yaşıyorsunuz. Gerçeklerle sizi sersemletirler. Lukaku 40 milyon euro transfer market değeri var. Evet yaşı 13, şey yaşı 30 kabul. Yani kabul ediyorum. Okey. Şey demiyorum. Doğru. Bu sezon gayet de iyi bir performans sergilemiş. Bana kalırsa 1955 dakika. Hani 1800 dakika yirmi maç. 1890-1980 22 maç. 14 gol 7 asist. Gol attığı ligler İtalya kupasında 4 maçta 1 gol 147 dakikada. Serie A'da 1664 dakikada 10 gol 6 asist. Şampiyonlar liginde 144 dakikada 3 gol 1 asist. düşündüğün zaman Dehşetül Mahşet. Peki futbolcu nerenin futbolcusu? Chelsea'nin. Ben size şunu söyleyeyim. Futbolcunun Chelsea ile sözleşmesi var mı? Var. Sana verirler mi? Toklatmazlar sana koklatmazlar. Bunu söyleyeyim. Ancak. Ancak. Bakın ancak. işin ancak kısmı var. Futbolcunun sözleşmesi 2026'ya kadar bitiyor. Bir sezonluğuna kiralasan. Ama bir şey söyleyeyim. Chelsea aptal mı? 36 maçta 14 gol 7 asist yapmış futbolcu. Alıp kullanmak ister. Ben size şunu söyleyeyim mi? Ali Koç belki de tepkileri ön, önlemek için Belki de tepkileri bitirmek için, belki de tepkileri dindirmek için Romelu Lukaku'ya resmi teklif yaptı. Gerçekten yaptı. Ama bak ısrarla söylüyorum. Belki de tepkileri dindirmek için. Hani taktik icabı. Anlatabiliyor muyum? Taktik icabı. Belki de tepkileri dindirmek için bunu yaptı. Ama yaptı mı? Yaptı. Peki Lukaku gelir mi? Sanmıyorum. Bakın Resmi teklif yapıldı. Kabul. Lukaku gelir mi? Sanmıyorum. Yani imkanı yok arkadaşlar. imkan vermiyorum. Çok büyük bir aptallık olması lazım ki. Ben sanmıyorum. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Fenerbahçe'den olağanüstü toplantı kararı. Federasyon acil çağrıldı. Lukaku'ya teklif yaptık. Eden Hazard. Bak Eden Hazard'ı istesek de alırız. Onu da söyleyeyim. Şartlarını sormak ile transfer etmek aynı şey değil. Şartlarını sormuş olabiliriz Eden Hazard'ın. Sorduk. Deniz Zahariya keşke Fenerbahçe'deki futbol aklı Lukaku'yu Hazard'ı Zahariya'yı getirse hani diyorsunuz ya formamızın arkasına kimin adını yazdıracağız? Formanın arkasına al. Birden fazla forma satın alırsın. Peki bu futbol aklı Ali Koç'ta var mı? Bunu da size bırakıyorum. Yorumlarda görüşmek üzere. Tekrar teşekkürler arkadaşlar. Bu arada 30.300 olmamıza 5 abone kaldı dedi ben bu videoyu çekerken. Belki sabah burası 30.300 olur şaşırmayın. Görüşmek üzere.